Bangkok'tan herkese savadikap. Kapım kap. Ben bir manzaraya uyandım. Çok güzel. Bakın arkadaşlar. Manzaraya bakın. Bangkok ayaklarımızın altında. Kendimi Hangover filminde hissediyorum şu anda. Geliyorum, biraz sonra geleceğim. Vallahi ben bir uyudum. Terlemiş miyim? Ne olmuş burada? Bir şeyler olmuş ya. Bir de şuradan bakayım. Oğlum ne güzel ya. Manzara inanılmaz. Kamerayı düzgün tükeyim. Benim yükseklik korkum var. Bakamıyorum aşağıya. Aa, başım döndü. Başım döndü. Ho 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 ho. Başım döndü. Vallahi başım döndü. Yemin ediyorum başım döndü. Aa, ciddi söylüyorum başım döndü. Ho ho ho. Dur lan içeriye geç. Tayland'da, Bangkok'ta ikinci günümüz başlasın. Banyomu yaptım. İçerisi çok sıcak. Durulanmak için şeye çıktım, balkona çıktım. Japon malı olduğu için şöyle bir dönüştürücü lazım. Buraya bakın nasıl bir sistem yaptım. Durmuyor. Evde şunu düzgün takabileceği priz yok. Bina göstereceğim. Binanın uzunluğuna ve inceliğine bakın. Ben ilk kez bu kadar ince. Şöyle bir bina görüyorum. Tayland'da hiç deprem olmuyor mu ya? İp ince. Şurada bir tane kız var, spor yapıyor. Tayland'da binalar upuzun. Ya Bangkok'ta binalar upuzun. O kaldığım yerde upuzun bir bina. 28. kattayım. Burası bir 70 falan vardır herhalde. Bildiğiniz yerleşim yeri buralar. Bir şu binaya bakın. Bir de şurada yaşayan insanlara bakın. Bildiğiniz varoş mahallesi. Terk edilmişti de bayağı içinde insan yaşıyor. Bir de şuradaki binaya bak. Ben bir değişiklik yaptım. Grab'den söyledim. Direkt binanın içine kadar getirdi. Manzarama bakın. Ya dedim niye gideceğim bir yerde kahvaltı edeceğim. Cem siparişini ver. Şu Bangkok manzarasına karşı portakal suyunu iç dedim ya. İçerisinde yumurta, soğan, et olan hamburger mi bu artık, neyse. Bu Bangkok'ta, Tayland'da daha doğrusu ilginç böyle McDonald's hamburgerin çıkardığı ürünler var. Sadece peynirli olan ürünler falan var. Değişik değişik. Fena değil. Fena değil. Bangkok'ta ikinci gün, aksiyona girme günü. Grab'den motor çağırdım. Önce parayı bozduruyoruz. Ondan sonra çok güzel yerlere götüreceğim sizi. Lumpini, Lumpini Suite. Lumpini? Yes. Alone? Alone, yeah. Yalnız kalıyorum. How old? Ha? How old? How old? 30. 30 yaşındayım. Hiç mi anlamadın oğlum? İnsan bilir ne yaşadığını ya. Yaşarken anlamadın mı sen? Dayı götür bizi. Dayı muhtar çıktı ya. Aman dayı. Dayı muhtar çıktı. Diyor kaç yaşındasın? Tek mi kalıyorsun? Kaç gün kalacaksın? Nereden geldin? Nereye gidiyorsun? Oh, Allah seviyorum Güneydoğu Asya'yı ya. Sıcak kanlı insanlar ha. Japonya'da şöyle bir tane motosiklete binemem de arabaya binsem o kadar muhabbet edemezsin. Yani 10 senelik Japonya muhabbetimi 2 saniyede yaptım Taylı abimle. Hava güzel. Tuktukçular gidiyor. Bugün biraz trafik var galiba.
Trafik. Aman dayı. Geçtik. Geçtik. Böyle bir sıkı tutunmak lazım. Bir anda arkadan iki takla atabilirsiniz. Oh. Allah, sıcak, nem, hepsi bir arada. Tam bir turist gibiyim şu anda ya. Elimde telefon. Dur dayı. Biraz sizi Bangkok sokaklarında aksiyona sokayım. Dayı geç. Pembiş motor. Elim sırılsıklam oldu. Hacı dayılar gidiyor buradan. Aa, ben güneş kremi sürmeyi unuttum ya. Yani motor kullanmayı bilen biri için buralar Allah aksiyon dolu ya. Abim beni şu arkamdaki yerde bıraktı. Gitmedi orada, bozdur da. Ben dedim abi Süper 3'e gideceğim. Ne oluyor? Yolda birileriyle konuşuyor. Beni dedim Süper 3'e götür. Benim güzel mi? Güzel dedi. Aksiyon dolu buralar ya. Kendimi böyle bir aksiyon filminde gibi hissediyorum şu anda. Ortama bakar mısınız? Saatlerce böyle gidebilirim valla. He? Masaj? Yeah. Ha, no masaj. Later. Okay, thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. Okay. Üste çıkacağım dayı. Of. Abi bana diyor ki döneceğim mi? Seni beklerim. Yok. Masaj istiyor mu? Yok. Allah, Süper Rich Japonya'da diyorum ya. Kafayı yiyeceğim ya. Arkadaşlar, Tayland, yani Bangkok özellikle sürekli sizi bir aksiyona sokuyor ve ben bir de içlerine girdiğimde ben yemeği unutuyorum ya. Ben inanılmaz bir şey. Yemeden içmeden kesiliyorum. Sürekli böyle tecrübe, deneyim falan bir şeyler yapmak istiyorum. Dayı, bizim yer burası olması lazım. Aynen, bizim yer burası. Bu Japon olması lazım. Ya burada hep sıra var diyorlardı da doğruymuş. Allah, en iyisi burada dediler. O yüzden hiç kura bile bakmayacağım. Direkt burada bozduracağım. Her saniye böyle aksiyona sokan bir şey arkadaşlar, inanılmaz. Her yeri ayrı işliyor. Sokak nasıl Japonya'da böyle hani her yeri gezin diyorum, sokak sokak vesaire girin çıkın diyorum ya. Burada da böyle girin anlamsız yerlere. Ben enteresan, Güneydoğu Asya'nın en hareketli, en ilginç yerlerinden. Fiyatları göstereyim arkadaşlar size. Bizim parayı 1.20'den bozuyorlar. Ben Japon parası bozacağım. Malum orada yaşıyorum. 0.242, yani internetten baktım 1 dolar daha azına bozuyorlar da güzel. Zaten en iyi fiyatı bu Süper Rich veriyor. Millet kuyruk oldu bu arkada. Bunlardan ama çok var ya. Süper Rich diye aratırsanız Bangkok'ta. Burası bir istasyon içi. Bakın girişte dur yanına, buralara girmeyin yazıyor. Yasak diyor. Ben şimdi metroya gidiyorum. Bangkok metrosu. Şöyle bir jeton verdiler. Değil mi? Tayland'da jeton kullanıyorlar demek ki. 26 baht. Samyan diye bir istasyona gideceğim. 4 mi 5 durak ne? Dayı, okutuyorsun, geçiyorsun. Yukarıya okuttun, geçiyorsun. Dışarılar yanıyor, nemdir, sıcaktır. İnanılmaz, hemen terliyorsun. Fakat böyle işlere, binalara, istasyonlara girildiğinde de çok soğuk. Bakın, tren istasyonunda pervane koymuşlar. Buradan gideceğiz. Yaşlara, hamilere ayırmak için böyle kırmızı bir yer yapmışlar. Tren de somsoğuk ya. Şöyle bir tren.
burada da, Tayland'da da Google Maps'ı kullanın arkadaşlar. Hangi çıkıştan çıkacağınızı, kaç para vereceğinizi detaylı bir şekilde hepsinden gösteriyor. Şey nerede? Hem buradan atılıyordu. Bak. Açıl boyu. Şimdi gelelim, ben nereye gidiyorum? Ben Samyan istasyonunda indim. Yılan çiftliğine gidiyorum arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız. Yılan çiftliğine gidiyorum. Şimdi bu tür gezileri ben yaparken böyle korkularımı yenmek için, korkularımla yüzleşmek için belli başlı adımlar atıyorum. Ki onun için de cesaret lazım. Mesela yükseklik korkum. 28. katta yaşıyorum Airbnb'de. Gördünüz. Aşağı bakamıyorum. Yani parayı biraz şey yapabilirsem, denkleştirebilirsem $300 bir tandem dedikleri bir skydiving var. Helikopterden atlayacağım biriyle. Pattaya'da yapmayı planlıyorum. Bir o, korkumla yüzleşme. Önemli değil. Gider çalışırım Japonya'da. Bisiklet sürerim, paket dağıtırım. Para önemli değil ama ömrü hayatım boyunca bunu denemek istiyorum. Bir diğer benim korktuğum şey de yılanlar. Şimdi yılanlarla yüzleşmek için yılanların çiftliğine gidiyorum. Enteresan bir yer. Gidince böyle ufak ufak ben size hikayesini de anlatacağım. Neden böyle bir yer yapılmış? 100 küsür senelik bir yılan çiftliği. Ve benim ilgimi çekti. Hem de ben dedim hani böyle verirlerse bir omzuma böyle bir alırım yılanı, bir şeyler yani dokunabilir miyim bilmiyorum da bayılabilirim büyük ihtimal. Ama tecrübe etmek istiyorum. Yılan çiftliğine girişimizi yapalım. Hello. 200 baht. 200. Mekana giriş yaptık. Bakalım yılanlar nerede? Aha. Albino piton yılanı varmış burada. Uy. Dayı sağımızdan solumuzdan çıkmaz değil mi? Albino. Ne güzel uyuyor ya. Çok güzel uyuyor. Burası yaklaşık 100 senedir var olan bir yılan çiftliği. 100 sene önce buraları açmalarındaki sebep salgınlara karşı ilaç üretmekmiş. Hatta o kuduz aşısını bulan Pasteur müydü, bir tane abi vardı. İlk 20'lerde, 1920'lerde falan onun adını falan vermişler. Burada nasıl bir kibe dedikleri. Ondan sonra kraliçenin adına falan değiştirmişler. Neyse. Buralar 100 senedir açık. İçeride de böyle çeşitli deneysel şeyler yapılıyor. Hayvanlar üzerinde, yılanlar üzerinde. Bağış yapabiliyorsunuz. İnsanlar geliyor buraya, bağış yapıyor. Hayvanlara bakılıyor, yılanlara bakılıyor burada. Yeşil anakonda varmış. Ay suyun içinde. Ay suyun içinde. Vallahi suyun içinde. Vallahi suyun içinde. Lan bana bakıyor. Bana bakıyor vallahi. Bunlar uyuşturulmuş mu ya? İlk kez anakondaya bu kadar yaklaştım. Baksana abi, her an atağa geçecekmiş gibi. Water, su yılanı varmış burada. Aha uyuyor. İlk kez bu kadar fazla yılanın içerisine girdim. Aha taşın altına girmiş. Ulan var ya, bunlar hep aynı yerde saklanıyor ya. Bak taşın altında. Camdan çıkamaz değil mi bu? Heh. Bak 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 bak. Şunun, ya aslında çok güzel hayvanlar. Bakıldığında güzel de işte. Yılanları tanıtmak için büm büyük bina yapmışlar. Bir girelim bakalım nasıl bir yermiş. Şahane soyunuyor. Bu da kobra. Abi çok korkutucular ya. Şimdi güvende olduğumu bilmesem buralara gelemem de. Yaklaşamam bu kadar ama bakar mısınız? Kobraya bak. Bak 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 bak. Yılanlara karşı fobiniz varsa buraya kesinlikle gelin. Bak bir durdu, beni bir gördü. Bak nasıl bakıyor bak. Dayı bana mı geliyorsun sen? Oynuyor. İnanılmaz bir hayvan ya. Boyutunu göstereceğim ben. Şöyle dolanıyor. Baksana abi. Ne kadar havaya kalkıyor bu öyle. Ne kadar havaya kalktı bu böyle.
Baksana ne kadar havaya kalkıyor. İnanılmaz. Ne kadar yükseldi bu böyle. Ayy. İkinci kata çıktım. İnanılmaz burası, inanılmaz. Ya ben bu hayvanlara hem korktuğum kadar hem de o kadar saygı duyuyorum ki, inanılmaz hayvanlar. Baksana abi nasıl deri değiştirmiş. Bunu ben nereye bastım? Vallahi gerçek bunlar. Şimdi yılanlarla bir şov olacak. Böyle önümüze getirecekler, bir şeyler yaptıracaklar. Kobra getirdiler de. Göremiyorum. Çok güzel, ayağa kalk. Bu King Kobra'ymış. Dünyanın en büyük ikinci hayvanıymış. Öyle diyor. Saldırdı biraz önce. Bak 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 bak. Goodbye. Come down. Okay. Okay. Böyle yakalıyormuş. Ha. Ya şu hippie ablam herkesin ortasında ayağa kalktı. Yani hippie olmuş ama. Şundan niye ayağa kalkar? Yakalaması zor değil diyor da. Biri gidiyor, biri gidiyor. The Siamese cobra or the Monaco cobras. Chiniti song pen. Burası aynı zamanda dünyadaki en büyük ikinci yılan çiftliğiymiş. จริงๆแล้วงูพวกนี้ไม่ทําอะไรผมนะครับเป็นเพราะจริงๆแล้วงูเป็นสัตว์สายตาไม่ดีนะครับมันจะมองเห็นเฉพาะวัตถุที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่ตรงหน้าเท่านั้นเองอย่างนี้นะครับมันก็จะมองแต่หน้าครับมันก็ไม่ได้สนใจมือนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเนาะดังนั้นการเผชิญหน้ากับงูที่ดีที่สุดนะครับจึงเป็นการยืนเฉยๆครับอย่างที่ผมยืนเฉยๆตรงนี้มันเลยโดยตัวเดียวบุยลัมดาเกจาวจะสิมุชอาวันเกิร์ดเดนเดนอัตตาเลียเป็นงูพิษ Atağa geçiyormuş. Gece avlanan bir yılanmış. Üzerimize alacağız. Hadi bakalım. Biraz korkmuyor değilim. Okay. Jelibon gibiydi. Elim ayağım titriyor, dur. Oy, elim ayağım titriyor. Jelibon gibiydi. Böyle hareket ettiğinde böyle ufak ufak parçacıkları değdi elime. Enteresan. Şu elim titriyor. Sol elim titriyor şu anda. Enteresan bir tecrübeydi. Bangkok'a gelirseniz Snake Farm, sinek çiftliğini gezilecekler listesine ekleyin arkadaşlar. 200 baht için buralar görülmeye değer. Ne o dayı? Kız mı var? Bum bum. Aa, bum bum, no. Thank you, thank you. No bum bum. No bum bum dayı. Kamerayı açtım.
Hemen beni bumbuma sokacaktı abim. Ya her sokağında ayrı ayrı enteresanlıklar var bu Bangkok'un ya. Tayland'ın bin numaralı içeceği Pokhari olması lazım ya. Bu Pokhari Tayland için yaratılması lazım ama çok az yerlerde var. Şu arkamdaki Drakk'ı gördüm, direkt girdim. Buradaki demek ki böyle eczane tarzı yerlerde satılıyor. Kaç? $1 Pokhari. Gelirseniz yanınızdan eksik etmeyin. Hatta su içmeyin, sadece Pokhari için. Sapan Taksin diye bir yere gideceğim. Platform 3'e doğru. Evet, şu soldakinden gideceğiz. Şuradan bir bilet alalım. Evet. 32. İndim trenden. Abi reklamlar çok acayip ya. Dümbüyük böyle. Bir de Japonya'nın aksine daha gözüme hoş geliyor. İşte ben bu binaya girmeye çalışacağım arkadaşlar. Böyle bir çılgınlık yapacağım. Tayland'ın, Bangkok'un Akbil'ini buldum. Böyle erotik neye benziyor? Bir şeye benziyor böyle. Rabbit Kart diye bir şey. Dur dayı. Trende bu BTS'te kullanabilirim. Bir de botta. Botlarda kullanabilirim. 100 baht bir depozitosu var. Şeyle, parayla, şununla bununla uğraşmayayım. Abla, Anjur mu o ya? Ne güzel masaj yapıyorsun sen öyle. Dayı, yeşil yanıyor ama patır patır geçiyorsunuz. Nerede bu benim bina? Bak, geldim. Bir tane akbaba bekliyor burada. Bence akbaba bu. Niye burada bekliyor? Gel dayı. Şimdi ben buraya nasıl gireceğim? Dayı burada niye bekliyor? Şu bina Saturn Unique Tower diye geçiyor. Google'da da bakabilirsiniz. 90'lardan sonra buranın işte o Asya krizi mrizi oldu. Ondan sonra sinek kaplıyor burada. Burada Asya krizinin başlamasıyla birlikte buralar böyle kalmış. 300'den fazla yer bu şekilde atıl durumdaymış. Dükkana mikkana sordum da teyzeye sordum. Bilmiyoruz diyor. Yapmıyoruz diyor. Galiba çok benim gibi turist gelip illegal bir şekilde denemiş. Kimse oralı olmuyor. Yani internette yazana göre böyle bir belli bir ücret verip güvenliğe seni yukarıya sokturtuyorlar falan, öyle bir şey diyorlardı. Bir de şuradan bir görüntü alayım. Şu köşede bir tane teyze vardı. Orada dükkanı olan. Aa da güzel bir şeye benziyor ya. Kapatmaları iyi olmuş ha. Biri yedir, parayı verir, çıkar üstten atlar matlar, al başına iş. Enteresan. Burada Drakula'da nefes alınmıyor, nefes. Yemin ediyorum. Tam öğlen, bir de şu anda nefes alınmıyor. Şöyle bir tapınak, Wat Yanava diye geçiyor. 1648'de yapılmış. Ablam, bu trafikte karşıdan karşıya bir Japon'un geçmesini imkansızdır. 130 milyon da belki bildir ama Tayland'da çok sıradan bir durum demek ki. Bangkok'ta. Burası inek boku kokuyor, hayvan boku kokuyor ya. Dayı durmanız lazım ama. Şimdi yeşil yanacak. Nasıl olacak? Duracak mısınız? Dayı duracak mısınız? Anlamadım lan. Yeşilde bile hızlı hızlı geçiyorlar ya. Burası bir Budist tapınağıymış ve bot şeklinde yapılmış. Yani botu andıran bir Budist tapınağı falan, öyle bir şey diyorlar. Ayutthaya döneminden nereden giriliyor? Ayutthaya döneminden gelme bir hikayesi varmış. Enteresan bir havası varmış ya. Teyzem, dua mı ediyorsunuz içeride? Bunu hep söylüyorum, biliyorum ama yani inanılmaz bu nemde bir şey, yani videoya bir hikaye bulup anlatmak, emek vermek, düşünmek, kamerayı şöyle tutmak falan hep enerji sarf edilen şeyler. Video beğenin arkadaşlar. Yani ben düz geçsem şu yorulduğumu büyük ihtimal yarısı kadar yorulmuş olurum. Kafam biraz daha rahat olur ama ben böyle daha iyi öğrendiğimi
düşünüyorum. O yüzden bu YouTube işlerine girdim. Beğenin, yorum yazın, abone olun. Ne kadar fazla izlenirse o kadar çok yerler göstermeye çalışacağım size. Ama bayılacağım. Sıcaklığı daha ne kadar anlatabilirim size, bakın. Bir otobüs. Yerel, local bir otobüs. Her yer açık, her yer. Böyle eski arabalarda her yer açık. Şurada bir tane ördekçi var. Ördek yemeye gidiyoruz. Bunlar hala maske kullanıyor vallahi. Bakın bu da. Bu otobüsler çok ucuz. Ama geliyor mu, gelmiyor mu? Zamanlama tabii yok denecek kadar az. Bunlar da tapınaklarda kullanılmak üzere yapılan çiçekler. 10 baht, 20 baht. Ucuz bunlar. Bayağı bir insan bu işte uğraşıyor ya. Bu ablam ne yapıyor böyle? Gyoza'ya benziyor. Bayağı her yerde böyle küçük küçük satıcılar var. Burada anahtar yapan var. Burada Çin mantısı gibi bir şey yapıyorlar. Biraz hem gündüz vakti size sokaklarını da göstermiş olurum. Böyle sokak bulgur satıyor ablam. Pembe yumurta var. Tabii Asya'da bu tür çeşitler artık normal. Şimdi ben Tayland'ın yukarısını gezdim. Sene 2019. Yani Tayland'ın yarısını bir nevi gezmiş sayılırım. Bu binanın tam şu binaya bakınca Bangkok'ta olduğunu anlayabilirsin. Bak bu abim ne yapıyor böyle? Ne koydu böyle içine? Bu ne acaba? Hamur koydu. Bir iki havuç mavuç bir şeyler. Sonra what is his name? What is his name? Timing crab. Timing crab. Timing the crab. What is this? The white? Cream. Cream. Okay. Evet. Bu krem şanti. Üzerinde böyle havuça, yosun yaprağına benzeyen şeyler var. Bir tane deneyelim mi? Şöyle bir 10 bahtla şöyle kremli falan bir şey, kremli bir şey aldım. Üzerindekini anlamadım. Bu Taylandlıların İngilizce konuşmasını çok anlamıyorum arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Şöyle klasik. Ama bu şimdi dökülecek ya, bilemiyorum. Bu bildiğin helva. Yemin ediyorum bu helva. Vallahi billahi bu helva. Helva, üzerindeki de şey, kabak. Üzerindeki de kurutulmuş kabak. Pardon. 10 baht. Vallahi helvanın üzerine kabak koymuşlar. Tatlar benziyor ama şekiller biraz farklı. Fena değil. Bizim oraların tadı var ama. Zaten bu sokak yemeklerini denediğim ayrı bir videoda yapacağım. Güzel de. Atıştırmalık. Zaten o kadar bir enerji sarf ediyorsunuz ki bu tür şeyleri gün içinde yarım saatte bir yemeniz lazım. Vücut kaybettiği her şeyi geriye tekrar sokabilsin. Hadi gidelim. Thank you. Apunka. Ben buraya girmeyeyim. Ben ördekçiye gittim. Abim ne güzel karpuz o ya. Böyle poşetlerin içerisine koyuyorlar genelde. Plastik poşetler. Ne oluyor burada? Yolun ortasında bir masaj yapılıyor. Okul çıkışına denk geldim galiba. Bu da cips gibi. Soy. Parası uçtu. Yani tatlar, şekiller biraz bizdeki pastane şeylerini andırıyor. Burada da abim yumurta satıyor. Ama açıkta bu tarz şeyler meşhur buralarda arkadaşlar. Poşetlerin içerisinde 1 dolara, 1,5 dolara. Ama ben gideceğim. Tek bir videoyu şu dünyanın en ucuz açık büfesinin olduğu yerde gideceğim. Büyük ihtimal hastalanacağım, bir şey olacak ama deneyeceğim. İşte o meşhur durian da bu. 180 kilosu 180 baht. Burası mıydı benim ördekçi, neresiydi ya?
Dur, benim ördekçi buradaydı. Bu tür pazarları Tayland'da, Bangkok'ta çok göreceksiniz arkadaşlar. Bunlar niye böyle yumurtayı şey yapmışlar? Hepsini kırmışlar. O yüzden bunlardan çok göreceğiniz için. Aa, bunlardan Japonya'da da ben çok yiyordum. Oo, karidesleri götürüyor abi. Açıkta aile boyu. Mesela şu tür belli bir para verip 10 dolar mı, 8 dolar mı Bangkok'un, Tayland'ın bazı bölgelerinde sınırsız bir şekilde yemek yiyebilirsiniz. Ama böyle kızartmaları, burası bana çok küçük, kafam çarpıyor. Böyle pazar videoları da ben ayrı ayrı yapacağım. Bildiğin kağıt helva bu ya. Ama şu buzlara hiç güvenmiyorum, biliyor musunuz? Şu buzlara hiç güvenmiyorum. Çünkü bir kere zehirlendiğim için. Buranın kola sistemi böyle mi? Meşrubat sistemi. Bu ne? 1 dolara kahve tarzı bir şey satıyorlar. Jelibon. Hmm, 20 baht. Bak. Paketini yaptırdı. Şimdi gidecek evinde ya da şurada köşede oturup yiyecek. Ne var diye bir bakıyorum. Tavuk var. Onun dışında deniz ürünlerini böyle yapmışlar. Yumurtayı böyle kırmışlar. Omlet gibi. Açıkta böyle satıyorlar. Ya bu tarz şeyler Güneydoğu Asya'da normal arkadaşlar. Mantarlı, patlıcanlı, biberli. Ya güzel gözüküyor aslında ha. Harbi güzel gözüküyor. Bu ne? Bu ördek olması lazım. Ördek, tavuk. 1 kilosu 80 baht. Mango sticky. Aa, bu mango sticky dediği de bildiğin sütlaç gibi bir tatlı, böyle paket içerisinde veriyorlar. Mango ile birlikte. Oh, noodle'ları, modulları ablam. Ablam eliyle ne yaptı öyle? O tatlı mı, normal yemek mi, anlamadım. Mushroom, tofu. Tamam, bunların tofusu da bu şekildeymiş. Dur dur. McDonald's var burada. Ha, eşim şu palyaçoyu çok seviyor. Bir de McDonald's fiyatlarını göstereyim size. Hoppala. Kızlar. Ben bir fiyat göstereceğim ya. Buranın açıl. Ha, 5 dakika sırada bekledim bak size göstereceğim diye. Şu burgerlardan bakalım. Beef. Şu ne kadar? Double Big Mac 100. Ya 100 baht 80 lira yapıyor. 178 baht da herhalde bir 140 lira falan yapar. Big Mac 135 baht ediyor. 100 lira yapıyor. Tekli Big Mac burada 100 lira yapıyormuş. Biraz benzer Japonya'dakiyle. Double Cheeseburger 122. Seni eşim için çekiyorum. Bak, eşim seni çok seviyor. Yani fena değil. Bir sete 100-150 lira arasında verip ufaktan da çıtırdan da olsa bir karnınızı doyurabilirsiniz. Karşıya geçelim. Gözleri. Dur dayı dur. Hoppala. Ördekçim nerede benim ördekçim, ördekçim? Mekanlar böyle çok karanlık içler ya. Çin baharatları filan satılıyor burada. Kozmetik ürünler. Kaos var ama başınıza... Mesela Japonya'da da kaos var ama yani tatlı bir kaos var. Kimin ne olduğu, nereye gittiği, nereden geldiği belli. Burada başınıza ne gelecek belli değil. Ya çok bir şey gelmiyor kötü yönde. Ama inanılmaz bir kaos var. Tamam, ben ördekçimi buldum. Benim ördekçim bu. Neydi? Pratchak Roasted Duck diye geçiyor. Ördekçi abla, abim burası. Heh. Bir girelim bakalım, içeride bir ördek yiyelim. Hemen size fiyatları göstereyim. Evet. 30 bah yaklaşık 1 dolara falan geliyor. Öyle hesaplayın. Uygun. Yani buranın standartları... Ne oldu dayı? Buranın standartlarına göre uygun. Duck on rice. 55-75. Yani Japonya'ya göre, ben şimdi orada yaşadığım için orayla kıyaslıyorum. Yani bedava gibi. Ya bu tarz local, yerel yerlerde bir şey yemek en mantıklısı. Geçelim mi dayı içeriye? Hello. Bakarsın. Şöyle bir geçeyim. Hoppala. Hello. Okay. Şöyle bir geçeyim.
Altındaki de yumurtadan yapılma notu, Eton notu. Şunlar ne bu? Pırasa, yeşillik, vejetaryen şeyler işte. Gördüğün tabak kolaya da birlikte $2. İnternette de baya güzel puanı vardı. Bir deneyip bakmak istiyorum tadına, bakalım nasıl bir şey. Önce şuranın meşhur örneğinden bir denemek istiyorum. Bakın örneğinin tadı nasılmış. Gördüğün soslamışlar. Değişik bir tadı var. Yumurtadan yapılma noodle'un bir tadına bakalım nasılmış. Tabii sosla birlikte karıştırdıkları için fena değil. Ben daha önce böyle bir tat, ben Japonya'da böyle bir şey tatmadım. Ördek yedim Japonya'da. Ama bu sosladıkları için biraz tadı değişik geliyor. Şöyle bu yeşillik var, adını bilmiyorum ben. Şu ördeğinden bir tane daha alacağım, ördeği de böyle. Ördeğinde böyle bir tavuk tadı geliyor aslında. Tayland kokuyor, Tayland kokusu var. Bunu kokladığınızda, Tayland'a geldiğinizde ki o koku aynı koku. Hesap 73 bah tuttu. Vallahi yedim, karnımı doyurdum, iyice de dinlendim. Hesabı vereyim çıkayım. Geç abi. Mekan güzeldi vallahi. Gelirseniz buradan bir ördek deneyin. Noodle güzeldi, fena değil. Okay, thank you. Bye bye. Noodle'ları burada tıkır 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 yapıyorlar. Mekan burası arkadaşlar. Dışarıdan bakıldığında yazılardan bir şey anlamazsınız. O yüzden Google Maps yardımıyla gelin. Güzelce yemeğinizi yiyin. Ben şimdi Tayland videolarında şöyle yapacağım. Ben dur şöyle konuşayım. Tayland videolarında şöyle yapacağım. Gün Tayland'da hiç bitmeyecek. Buraya özel olacak. Çünkü her daim 24 saat yaşayan bir şehir. Videoların başı sonu yok arkadaşlar. Yani video şu anda da bitebilir.